Merhaba arkadaşlar, ikinci bir dil öğrendiyseniz bazı sözcüklerin tam karşılıklarının olmadığını fark etmişsinizdir. Örneğin, yine yine de kullanılan bir dilde tüm renkler şu iki sözcükle anlatılıyor. Mola yani açık ve mili yani koyu. Şimdi bunu Türkçe ile karşılaştıralım. Türkçede renkleri temsil eden çok sayıda sözcük bulunuyor. Nedir bunlar? Mavi, yeşil, turkuaz, eflatun, mor gibi. Peki, renkleri birçok farklı sözcükle anlatmamız onları farklı şekilde düşündüğümüz anlamına gelir mi? Bu soruya vereceğiniz cevap sizi büyük dil düşünce tartışmasının tarafı haline getirecektir. Peki, hangisi önce gelir? Yani dil mi, düşünce mi? Bu konuyla ilgili farklı teorileri bir tayf üzerinde gösterebiliriz. Tayfın bir ucunda evrenselcilik adını verdiğimiz teori bulunuyor. Bu teori bize düşüncenin dilden önce var olduğunu ileri sürüyor. Yani dilimiz düşüncelerimize göre gelişiyor. Şimdi yine yine örneğimize dönelim. Evrenselcilere göre o dili konuşan insanlar renkleri sadece açık ve koyu olarak düşünüyor. Eğer diğer renklere dair bir kavrayış veya fikirleri olsaydı, bu düşünceleri ifade etmek için bir takım kelimeler uydururlardı. Yani evrenselciliğe göre dilin tamamı düşüncelerle oluşuyor. Şimdi bu teorinin biraz sağında, yani bu noktada, düşüncelerin dili etkilediği fikri yer alıyor. Yani bu az önceki fikrin biraz daha yumuşatılmış hali. Bu fikir, Piaget'e atfedilir. Piaget çocukların bilişsel gelişimine dair bir teori üretmişti. Bu sırada da şunu gözlemlemişti. Çocuklar önce belirli bir şekilde düşünebilmeye başlıyor, sonra da bu düşünceleri tarif etmek için bir dil geliştiriyorlardı. Mesela çocuklar görmedikleri bir nesnenin hala var olduğunu öğrendiklerinde gitti, kayboldu veya nerede gibi sözcükler kullanmaya başlar dilsel gelişimleri bilişsel gelişimlerinden etkilenmektedir. Yani görmedikleri nesnelerin hala var olduğunu anlamaya dair yeni kazandıkları bu yetenek dillerini etkilemektedir. Evet, Piaget işte böyle düşünüyordu. Biraz daha ılımlı fikirlere doğru ilerlediğimizde Vygotsky ismine rastlıyoruz. Vygotsky, dil ve düşüncenin birbirinden bağımsız olduğunu fakat gelişim boyunca birbirini yakınsadığını düşünüyordu. Yani aslında düşüncenin dili veya dilin düşünceyi etkilediği de aslında değildi. Bu ikisinin birbirinden bağımsız şekilde var olduğunu ancak sonuçta ikisini aynı anda kullanmayı öğrendiğimizi söylüyordu. Çünkü Vygotsky çocuklarda dilin o dili zaten bilen yetişkinlerle kurdukları sosyal etkileşim yoluyla geliştiğine inanıyordu. Bu etkileşim sırasında çocuklar düşünceleriyle öğrenmekte oldukları dil arasında bağlantı kurmayı keşfediyordu. Şimdi ılımlı fikirleri aşıp dilin düşünceleri etkilediğine inanılan dünyaya bir geçiş yapalım. Burada iki fikir var ve ikisi de dil bilimsel determinizm kategorisinde yer alıyor. Bunlar zayıf ve güçlü hipotezler olarak biliniyor. Bu sıfatlar fikirlerin başarısını veya ne kadar sağlam temellere dayandığını nitelemiyor. Sadece dilin düşünce üzerindeki etkisinin büyüklüğünü anlatıyor. Zayıf dilbilimsel determinizm şöyle diyor, dil düşünceyi etkiler. Yapısına bağlı olarak belli şekillerde düşünmemizi kolaylaştırır ve yaygınlaştırır. Şimdi size bir cümle okuyacağım arkadaşlar. Bu cümlenin resmine çizmenizi veya en azından cümleyi gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Kız çocuğu itiyor. Şimdi bunu nasıl çizdiğinizi veya nasıl hayal ettiğinizi düşünelim. Bakın arkadaşlar, iten kız solda, çocuğu sağda çiziyorum. İşte bu şekilde çizenler çoğunlukla soldan sağa yazılan bir dili konuşanlardır. Yani Türkçe gibi. Şimdi kızın çocuğu itmesini bu şekilde çizenlerse, bakın bu kez çocuk solda, kız sağda. Çoğunlukla harflerin sağdan sola yazıldığı dillerden birini konuşanlardır, Arapça veya İbranice gibi. Tabi bu diğer türlü çizemezsiniz veya çizmiş olamazsınız demek değildir. Bu şu demektir: dilimizin yapısı bir fiil gerçekleşme yönüne dair düşüncemizi etkileyebiliyor. Güçlü dil bilimsel determinizmde ise biraz daha aşırı bir görüş söz konusu. Bu modele göre dili tamamıyla düşünce belirliyor. Buna aynı zamanda Worf hipotezi de deniyor çünkü Worf adında biri tarafından geliştirildi. Worf arkadaşlar Hopi adlı Amerikan yerli kabilesinin kullandığı dilde zaman kipi olmadığını gözlemledi. Dolayısıyla bu kabilenin üyelerinin zamanı kendisiyle aynı şekilde düşünemeyeceği kanaatine vardı. Sonraları bu dili inceleyenler Hopi kabilesinin üyelerinin geçmiş zamanı, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı farklı bir yolla ifade ettiklerini keşfetti. Yani bu yaklaşımların hangisinin doğru olduğu henüz bilinmiyor. En isabetli yaklaşımın hangisi olduğunu belirlemek için araştırmalar sürüyor arkadaşlar. Ancak artık düşünce ve dil arasındaki ilişkiye dair en önemli bakış açılarından haberdarsınız. Ve yeni bir dil öğrenirken öğrendiğiniz dilin düşüncelerinizi nasıl etkilediğine dikkat edebilirsiniz. Veya tam tersi, düşüncelerinizin öğrendiğiniz dili yorumlama biçiminiz üzerindeki etkisini düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.